Arkadaşlar merhaba. Star Wars 101'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu aslında bonus bir bölüm. Çünkü bu haftanın bölümü normalde Gist için hazırlamış olduğum videoydu. Ve onu okulu açılacak olan arkadaşlara ufak bir hediye olsun diye haftanın başında yayınlamıştım. Ama sizi de çok fazla videosuz bırakmayayım dedim. Yani normalde videolar hala bir terslik olmazsa çarşamba günleri yayınlanacak. Gelecek hafta ufak bir aksaklık olabilir. Onunla ilgili gerekirse sosyal medya kanallarından size bildirim yapabilirim. Facebook ve Twitter'ı bu nedenle takip etmenizi öneriyorum size. Bugün konuşacağımız konular aslında oldukça kısa olacak. Gerçi ben ne zaman böyle desem ardından video alıp başına gidiyor. O yüzden ben yine başta bunu söylemiş olayım da bakalım sonra nereye kadar gidecek. Işın kılıçları ile ilgili birkaç ufak detay vermek istiyorum size. Çünkü diğer videoya hem sığmamıştı hem de çok anlamlı bulmamıştım. Ama sonradan anladım ki insanların merak ettiği şeyler hala devam ediyor. O yüzden bu işi yapalım istedim. Öncelikle ışın kılıçlarına ne karşı koyabilir sorusunun cevabını vereceğim. Bununla ilgili Star Wars evreninde birçok malzeme var. Ama bu malzemelerin ortak yönü hepsi çok nadir bulunuyorlar. Ve ya çok pahalılar ya da işlenmeye uygun değiller. Böyle bir düzen var yani. Ben aralarından birkaç tane önemli olanını seçtim ve onlardan bahsedeceğim. Bunlardan en çok bilineni Cortosis adında bir malzeme. Bizim dünyamızdaki birazcık altına benziyor aslında işlenebilirlik açısından. Cortosis ve aynı zamanda bahsedeceğim diğer metallerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şimdi ışın kılıcında anlattık bir önceki videoda. Bir önceki videoyu burada bir yerlere yerleştireyim ben. Nereye koyacağıma dair bir fikrim yok. Neyse, siz görüyorsunuzdur şimdi. Şimdi o videoda da anlattığım üzere plazma yapısını sağlayabilmemiz için sürekli bu şekilde ilerleyen bir tanecik sistemi var. Bu tanecik sistemini bir şekilde bozup ışın kılıcını kısa devre yaptıracak bir eyleme giriyor. Cortosis ve diğer bahsedeceğim metaller. Işın kılıcını bu metallere çarptığınız zaman bu akışta giden parçacıklar çarpıp geri dönüyorlar. Çarpıp geri döndükleri için ışın kılıcının burada olduğunu düşünün. Çarpıp geri döndüğünde sistemi tersten yüklemiş oluyor. Sistemi tersten yüklediğinden dolayı da ışın kılıcı kısa devre yapıyor. Bu kısa devrenin çözümü yine biraz önce değil, bir önceki videoda söylediğim üzere ışın kılıcının güç kaynağını değiştirmek. Güç kaynağını değiştirip yenisini taktığınız zaman bir terslik olmuyor. Ama yine de kısa bir süreliğine ışın kılıcını kullanılamaz hale getiriyor diyebiliriz. Cortosis'in en büyük problemi bundan komple bir zırh yapmanın, yani insan vücudunu komple kaplayacak bir zırh yapmanın biraz zor olması. Çünkü yumuşak ve darbeye karşı dayanıklı olmayan bir metal. Böyle bir metal olduğundan dolayı da alıp komple canlı vücuduna zırh haline getirip yapması zor. Artı nadir bulunması dolayısıyla da çok pahalı. Yine de zamanında önceki videolarda Yinchor ayaklanması diye bir şeyden bahsetmiştim. Yinchor gezegeninden ırkın gelip hatta Jedi tapınağını bile bastığı. O elemanların üstünde Cortosis zırhları vardı. Ama kendi derileri zaten kalın olduğu ve genel olarak saldırılardan onları kurtardığından dolayı Cortosis sadece ışın kılıcına karşı kullanılan özel bir zırh görevi görüyordu. Bunun dışında Mandalorian demiri, yani Mandalorian Iron diye bir malzememiz var. Mandalorianların gezegeni Mandalor ve onun uydusu olan Ay'da bulunan bir metal bu. Bu noktada anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. EOS'a gidip Mandalorianların elinden metal alın abi. Alınmıyor. Alınmadığı gibi kısa sürede zarar veren ve ışın kılıcını yine kısa devre yapıp durduran bir metal. Orbalisk'ten bahsedeceğim ama orada Orbalisk'ten aslında bahsetmiştim. Darth Bane videosunu, onu da yine bir yerlere iliştireyim. Darth Bane videosunu açıp bakarsanız Darth Bane videosunda zaten onun Orbaliskleri kendi gövdesine iliştirdiğini, küçük parazit şeklinde yaşayan böceklerden bahsediyoruz Orbalisk dediğimizde ve insanın vücudunu tümüyle kaplıyorlar. Ama bu kaplama bir noktadan sonra ağzı, burnu, her şeyi kapatıp onun nefes alamadan ölmesine sebep oluyor. Yani Orbalisk aslında o kadar da iyi bir yöntem değil. Bu arada yoktan bir şekilde mail sesi de duyuyoruz. Onu benim kapatmam lazım. Ufak aksaklıktan sonra geri döndük. Ardından Frick adında bir malzememiz var. Frick artık Star Wars evreninin bir parçası değil. Aslında bu bahsettiklerimin hangisi bir parçası? O da ayrı bir tartışma konusu. Bir tek Cortosis'ten
biraz biraz bahsedebiliyoruz kanonda. İlk yine zor bulunan, işlenmesi çok daha rahat olan, yani bir zırh olarak da görev görebilecek olan ama aşırı zor bulunan metallerden bir tanesi. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Alderan patlatıldığında Alderan'ın yüzeyinde frikten kaplı bir kasanın içinde olan bir şeylerin aynen galaksiye fırladığı ve o şekilde hayatta kaldığından bahsedilir. Aşırı dayanıklı bir madde. Ama işlenmesi birazcık daha zor. Yani bu sefer şeyden bahsetmiyoruz. Kortosis gibi herhangi bir şekilde fiziksel darbe aldığında zarar gören altın gibi bir malzemeden bahsetmiyoruz. Zor bir şekilde işlenmesi söz konusu. Bu zor şekilde işlenmeden dolayı aynı zamanda şey yapılamıyor ve çok da pahalı olduğundan dolayı öyle kitlelerin üstünde birer zırh olarak görmüyorsunuz. Nüranyum ise ayrı bir şey. Son olarak bahsedeceğim metal. Nüranyum aşırı yoğun, öz kütlesi çok 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 fazla olan bir metal. Hatta kimileri Star Wars'ta zaman mekan birlikteliğini büktüğüne, o kadar fazla ağır ki kendi içerisinde yerçekim oluşturduğunu iddia eder. Doğal olarak da öz kütlesi bu kadar yoğun olan bir şeyden kalkıp da kafanıza göre zırh yapamazsınız. Ama nüranyum da yine ışın kılıçlarını engelleyen teknolojilerin başında gelir. Teknoloji derken ham maddeden bahsediyorum. Şimdi buradaki asıl problem şu. Işın kılıcına karşı koyabilecek bir şeyi bir zırhı niye yaparsınız? Çünkü filmler döneminde bahsettiğimiz zaman dilimi aslında çok fazla ışın kılıcı dövüşünün olmadığı bir dönemde geçiyor yani nihayetinde filmler. Sithler yok. Sithler Darth Bane'le birlikte öldü olarak düşünülüyor. Bir usta, bir öğrenci algısı filmden yaklaşık 170 yıl önce falan duyulmuş. Ama hani bu şekilde Sithlerin hayatta kalıp kalmadığı, kaldılarsa bile galaksinin neresinde oldukları bilinmiyor. Şimdi böyle bir karmaşa içerisinde doğal olarak hani abi biz yarın öbür gün ışın kılıcıyla karşılaşırız, kendimizi garantiye alalım, temkinli olalım diye bu tür malzemelere yatırım yapma gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden öyle kafasına göre her isteyen insan bunlardan toplamayı bırakın, zaten bunları toplamak gibi bir şeye gereksinim duymuyor. Yani ışın kılıcının sadece Jedi'larda olduğu, Jedi'ların da sağa solu kafasına göre biçmediği bir galakside doğal olarak kimse kendisini ışın kılıcına karşı korumak gibi bir şeyle uğraşmıyor. Şimdi bu birinci mevzu. Bir diğer mevzu bu dönemin getirdiği özellikler açısından. Işın kılıcı eğitiminde Jedi tapınağında kılıcın kılıca karşı nasıl durdurulacağının eğitiminden çok kılıç droide karşı nasıl karşı koyar. Droid'den kastım yani blaster ateşine karşı nasıl karşılık verir sorusunun cevabı daha çok öğretiliyor. Yani elbet Jedi tapınağında ışın kılıcı düelloları var. Elbet öğrenciler kılıç kılıca değecek mantığında eğitim görüyorlar. O ayrı bir hikaye. Ama asıl uğraşları ve asıl amaçları ışın kılıcının blaster lazerine karşı nasıl duracağını öğrenmek. Ve bunun eğitimini alıyorlar. O yüzden genelde hani deflect dediğimiz ışın kılıcıyla gelen lazeri alıp yan tarafa veya doğrudan hedefe atma eylemi deflekte etmek diye de çok acıklı bir Türkçe hali var onun. Bunun eğitimini daha çok alıyorlar. O yüzden klon savaşlarında aslında droidlere karşı bam güm diye ordulara generallik yapabilen Jedi üstadları iş ışın kılıcı dövüşüne geldiğinde çok 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 da başarılı olamayabiliyorlar. Bunun da böyle bir özelliği var. Bunların ikisi özellikle 1., 2. ve 3. filmlerde izlediğimiz dünyanın bize yansıması. Bunun dışında ışın kılıcı tasarımlarından bahsetmek istiyorum size. Ve bununla ilgili de en güzel referansı yine Book of Sith kitabındaki Darth Bane'in yazıtlarından alıyoruz. Şimdi Darth Bane diyor ki bunu yine hem Darth Bane'in videosunda hem de Işın Kılıcı'nda ikisinden birinde kesinlikle bahsettim. Onu hatırlıyorum. Darth Bane ne olursa olsun kılıç dövüşü önemlidir. Sonuçta iki tane kişi karşı karşıya hani er meydanında gelecek. Er meydanında karşılaştıkları zaman da sonucu kılıç dövüşü bağlayacak tadında argümanıyla çıkıyor karşımıza. Hatırladım, Darth Bane videosunda söylemiştim. Çok da karizmatik bir cümle kurmuştum hatta. Aynı hareketi yapayım yine. Neyse. Şimdi Darth Bane'in bahsettikleri arasında şöyle bir şey var. Kesinlikle herkes ışın kılıcına karşı koymayı öğrenmeli bir kere Sith'lerde. O yüzden hem Sith Lord'u hem de öğrencisi bu konuda geliştirilmeli. Bunu bir kenara koyuyoruz. İkincisi, ışın kılıcı tasarımlarında Darth Bane diyor ki kirli oynayın. Yani
ışın kılıcı dövüşü yapıyorsak, ışın kılıcınızın sadece lazer kısmı değil, yani plazma kısmı değil daha doğrusu, ışın kılıcının bütünü bir silah. Işın kılıcının bütününün silah olduğunu göstermek için hemen araya bir yardımcı malzeme alayım. Evet, bu benim elimde olan Darth Maul ışın kılıcı. Tepedeki ışığımıza vurmayalım da. Bu ışın kılıcı FX Sideshow Collectibles'ın üretmiş olduğu metalik, bayağı Hasbro'nun şu anda ürettikleri gibi değil de, hatta alt tarafta kristali de var çünkü yarısı kesildi bunun. Şimdi Darth Bane diyor ki önemli olan kısmı bu lazerin olduğu kısım değil. Burası poliüretan, o ayrı bir hikaye. Işın kılıcını bir bütün olarak düşünün diyor. O yüzden aynı zamanda ışın kılıcının bu bölgesi de karşı tarafa zarar verebilmeli. Yani Sith'lerin ışın kılıçları sadece daha fazla şekilci olduklarından dolayı vahşi gözükmüyor. Yani ışın kılıcınızın gövde kısmını karşı tarafın ağzını yüzünü kırmak için kullanın. Bunu ağzını yüzünü kırmak için kullanabilmek adına da buraya gerekli parçaları ve gerekli tasarım kararlarını ekleyin diyor. Onun da böyle bir referansı var. Bununla kendi Sith uygarlığını ya da kendi yarattığı uygarlığı bir şekilde yürütmek istiyor. Star Wars evreninde ışın kılıcını sadece Sith'ler ve Jedi'ler kullanmıyor doğal olarak. Bununla ilgili farklı fraksiyonlar var. Ama bu fraksiyonlar mevzusu bizi bir şeye daha getiriyor. Hafif de ondan bahsedeyim. Grey Jedi adı altında bir şey dönüyor sürekli etrafta. Grey Jedi kanon bir hikaye değil. Yani legal, resmi ağızdan çıkan bir hikaye değil. Onun bir de kodu var. Sith kodu ve Jedi kodu gibi. O da yine aynı şekilde birazcık hikaye. Grey Jedi dediğimiz şeyden öte Dark Jedi ayakları daha çok yere basan bir terim. Şimdi Star Wars evreninde sadece Sith'ler ve Jedi'lar olmadığı için doğal olarak farklı fraksiyonlar farklı şeylere inanıyor. Jedi'ların bile zamanında ta ilk kurulduğunda 9 farklı tapınağının olduğu düşünülürse doğal olarak galaksi içerisinde farklı inanışlara ve farklı duruşlara sahip olan güç kullanıcıları mümkün. Bunlardan birkaç tanesiyle ilgili ben bilgi toplayıp size bir video hazırlayayım. Onun kesinlikle yararı olacağını düşünüyorum. Ama şu Dark Jedi kısmına biz bir gelelim. Şimdi Dark Jedi en net örneği Asajj Ventress, yani Klon Savaşları'ndaki Asajj Ventress aslında. Kendisi Sith'ler için çalışıyor. Kendisinin bir Sith olduğuna inanıyor. Böyle bir hani davranışı falan da var. Hatta karanlık tarafın güçlerini de kullanıyor. Ama Asajj Ventress gerçekte bir Sith değil. Asajj Ventress hiçbir zaman bir Sith olmadı. Darth Tyrannus'un, yani Count Dooku'nun öğrencisi olsa bile her zaman için sadece ayak işlerinin yaptırıldığı bir karakter oldu. Aslında zamanında Jedi eğitimi görmüş olan birisiydi ama kendi üstadı öldükten sonra hani Jedi'ların yeteri kadar güçlü olmadığına kanaat getirip gücü başka yerde aradı falan filan. Asajj'ın öyle bir geçmiş hikayesi var aslında. Dark Jedi dediğimiz karakter budur arkadaşlar. Yani karanlık tarafın gücünü kullanan, karanlık tarafın gücünü kullanmak için illa Sith eğitimi almış olmak gerekmiyor. Çünkü sonuçta duyguların temelinden gelen bir yapı olduğundan dolayı bunların fısıltılarını duyup siz de eğer yeteri kadar iyi bir çocuk olursanız karanlık tarafı kullanabilirsiniz. Şirinler, huha gibi bir hikaye değil tabii bu. Yani Star Wars evreninde gerçekten güce yatkın olan herhangi bir karakter, mesela masaüstü oyunlarında vardır. West End Games'in yaptığı altılık zarla oynanan Star Wars settinginde her karakter hayatında bir kereliğine travmatik bir olay karşılığında hiçbir şekilde zar atmaksızın, hiçbir bariyeri geçmeksizin Force Lightning atabilir. Yani yıldırımları çıkarabilir. Ya bu şeyi oyun yöneticisi oyuncuya bir kere vermek zorunda ve yani işte annesi öldü, babası öldü, çok dramatik bir şey oldu, köyünü katlettiler bilmem ne. Force'a yatkın olan, Force sensitive olan bir karakter hıa diye ortalığı yıldırıma boğabilir. Bunu yapabiliyor ama bunun için doğal olarak bir eğitim almasına gerek yok. Ama işte Dark Jedi dediğimiz taraf aldığı yalap şap eğitimle vesaireyle karanlık tarafın esiri olmuş olan kişi. Grey Jedi daha çok Wild Force'u, yani vahşi gücü kullanan karakterler için
uydurulmuş bir terim olarak tahmin ediyorum ben. Bir kere bunun birebir yankısı yok. Yani Jedi'lıktan ayrılmış olan Force Sensitive kişilere bu Ejderha Mızrağı kitap serisinde vardır. 3 tane farklı büyücü loncası vardır. İşte kırmızılar nötrdür, beyazlar iyidir, siyahlar kötüdür diyelim. Aynı zamanda orada başarılı olamamış kişilere de kahverengi cübbe verilir. Onlar kahverengi cübbeli büyücülerdir. Şimdi bunun benzeri bir durum Star Wars'ta yok. Yani Jedi eğitiminden vazgeçip ayrılan kayıp 20'ler dediğimiz karakterler de Count Dooku karanlık tarafa geçti. Diğer 12 kişi Sith'leri oluşturdu zaten. Yani ondan önce birinci ayrılık döneminde de yine ayrılmış olanlar yine karanlık tarafa düştüler. Genelde zaten güce hakim olan ama Jedi'lıktan ayrılan insanlar karanlık tarafa düşerler ve Dark Jedi olurlar. Yani gri Jedi'lık aslında çok fazla ayakları yere basan bir terim değil. Çünkü zaten Jedi öğretilerine mesela Yoda, Jedi'lık kurumu yıkıldıktan sonra bile Dagobah'da hala Jedi öğretilerine dair yaşamaya, benzer şekilde de Obi-Wan Tatooine'de, yani Jedi öğretilerine göre yaşamaya devam ettiler. O yüzden gri Jedi hikayesi birazcık fıs bir hikaye diyorum. Ve bu kısa videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar. Gelecek hafta yeni konularla karşınızda olacağım. Yine güzel tatlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Şu geçmiş hikayelerinden devam edeyim birazcık. Artık yavaş yavaş Jedi'ları ve Cumhuriyeti anlatayım. Çünkü karanlık tarafa çok fazla kıyak geçtim diye bir inancım var. O nedenle kendinize iyi bakın diyorum. Darth Maul'un ışın kılıcını da baston niyetine burada kullandım bu şekilde. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum ve güç sizinle olsun.